Üç çocuk annesi, yedi torun sahibi, Sipsi icracısı Halime Özke, kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Beyağaç ilçesine bağlı yeni mahallede yaşamını sürdürüyor. Çocukluk yıllarında çobanlık yaparken öğrendiği, kendisine 2 yıl önce yaşayan insan hazinesi ödülünü kazandıran Sipsi çalgısının unutulmasından endişe eden Özke, davet edildiği festivallerde Sipsi'yi tanıtıp Yörük müziğinden örnekler sunuyor. Son olarak 19-20 Mart'ta düzenlenen Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali'ne katılan Özke, yöresel müzik aletini yeni neslin öğrenmesini istediğini ancak kapısını kimsenin çalmadığını söyledi. Çalmayı yalnızca oğullarından birini öğretebildiğini anlatan Özke şöyle konuştu. Nereye gidiyorsun, festivallere gidiyorsun, sünnet eğlencelerine gidiyorsun. Tabii yaşatmak istiyorsun. Ben öldüm mü bu nes bitecek. Yürütmesini istiyorum ben. Bizim evde yörük çadırlarımız var dağlarda. Yörüklerimiz var yine o karlarda. Geçilerimiz var. Yörüklerimiz var ama öldürecekler bu nesli. Ben bunu 7 yaşında öğrendim. Okulda girmedik. Gece koyun güderken öğrendim dağladı ben buna. Biz hep çalardık. Bu becim beni devam et kızım hiç öldürme bu neslin dedi. 10 kuruş 5 kuruş. Onlardan öl bir kucak para getirirdim. Abim gül 3 ayı. Aydın durmuş benim aldığım parayı almamışlar. Oğlum öğrendi işte yok. Yapmasını da öğrense olacak da çalmasını biliyordu yapmasını yetmeye daha. Bu kargı kesik geliyorsun ay karankınla. Ay güzün. Son güzde kesiyorsun. Ay aydın karankıyken ay aydın kesersen yarılıyor. Ay karankıysan kesersen yarılmıyor. Bursa yer açılsa öğretsem, öğrencim olsa, kız çocuklar öğrense, oğlanlar öğrense ben öldüm mü bu nes bitecek. Bir daha çal diyorlar, çok güzel çalıyorsun diyorlar. Çok güzel çalıyorsun ama soluk bitti gari kocadık. Benden ayrı bir daha genç gel, yaşlısı olmam. Gelinimi geldiysen edivedim. 14 sene oluyor gelin havalı. Geldiysen edivedim katiyen öğrenmedi. Türküyü güzel biliyor, oyunu güzel biliyor. Biz sizi öğrenemedi, ne edelim?